Efendim herkese yeniden merhaba. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Kırgızistan bir kez daha bir darbeye mi sahne oldu? Yoksa erken alınmış bir darbe girişimine karşı mevcut meşru yönetim ciddi bir müdahalede mi bulunuyor? Bu müdahalenin perde arkasında acaba darbe adı altında yapılmış bir kumpasla muhalefeti tamamen susturmak mı var? Veyahut bazı uzman meslektaşların da hemen gündeme getirdikleri gibi Amerika Birleşik Devletleri eliyle ve bu ülkedeki FETÖ unsuru kullanılarak bir yeni FETÖ müdahalesi mi var? O kadar çok soru işareti var ki hangisini tutacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz. Niye? Çünkü şeffaflık yok. Şeffaflık yok. Sadece kısa kısa açıklamalar ve sosyal medyaya düşmüş olan bir takım tutuklama ve fotoğraf görüntüleri. Kimse çıkıp da bugün bu memlekette şöyle bir şey oldu, biz de böyle bir şeyi şöyle cevap verdik, bu işin de perde arkasında aha bu milletler vardır demiyor. Bir sır perdesi içinde tipik bir otokrasi çerçevesinde biz demokrasiye meraklı bir millet olarak Anadolu Trakya coğrafyasında biz bunu takip etmeye çalışıyoruz. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Konseyi ki başında Kamçı Bey Taşıyev diye bir şahıs var onun. Sadır Japarov'la beraber ülkeyi yöneten iki isimden biri olarak kabul ediliyor. Bir açıklaması var, hemen söyleyelim. Bir süredir yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu elde edilen ses ve görüntü kayıtları çerçevesinde ülkede meşru yönetimi zor kullanarak değiştirmeyi hedefleyen darbeci gruba karşı harekat başlatılmıştır. Bu grubun özellikle son bir yıl içinde kadrolarına çok sayıda kişiyi dahil ettikleri ve çok sayıda muhalif unsuru kontrol altına aldıkları belirlenmiştir. Bu hareketin kanaat önderlerinin bir kesim sivil siyasi aktivist ve Erdik Keneş Partisi Genel Başkanı Roza Nurmatovo olduğu belirlenmiştir. Bir de parti lideri var muhalif. Hareketin kadrolarındaki isimleri sistemli olarak devlet kadrolarına sızdırdıkları da dikkat çekmiştir. Aha işte bu tam bizim, yani biz bu konuda uzmanız. Eğer bu doğruysa bu cümle orada bir FETÖ var demektir. Niye? Diyor ki bu hareketin kadrolarındaki isimleri sistemli olarak devlet kadrolarına sızdırdıkları da belirlenmiştir. Tamam işte bu böyle, yani böyle oluyor zaten. 2016'ya böyle geldik. Böyle geldik 2016'ya. O sızdı, bu sızdı, sonuçta hep beraber sızdık. Topyekün çöküş. Böyle oldu. Şimdi şu anda diyor kaynaklar Bişkek ve ülkenin çeşitli bölgelerinden 100 kişi gözaltında, bunlardan 30'u tutuklandı. Bu şahıslara yakın gelecekte kendi harekatlarında görev alacak şahıslara dağıtılmak üzere bir dış kaynaktan yüklü para geleceği bilgisi de alınmıştır. Yani 100-110 kişiyi gözaltına aldık, bunlardan 30'unu içeri attık ama aldığımız bilgiler, bir kalkışma başlasaydı bu kalkışmaya katılacak şahıslara dağıtılacak paranın da bir yabancı güç tarafından buraya aktarılacağı ifade edildi diyor. Şimdi tabii çok yönlü bir benzemezlikler zinciri. Yani kimse o dış kaynak açıkta bitsin gitsin, yani Amerika mı Rusya mı? Çünkü o bölgede 3 tane devlette çok ciddi çekişme içinde. Çin zaten Kırgızistan'ın en yakınındaki süper güç. Rusya'nın kontrol alanı, Amerika'nın da özellikle o ülkedeki FETÖ yapılanmasıyla, onu açık konuşalım, FETÖ yapılanmasıyla büyük ölçekte bürokrasiye, hatta güvenlik güçleri ve yargıya hakim olduğu bir ülke. Bakın Türkiye ile Kırgızistan arasında bu olay, yani bu FETÖ olayı şu anda biraz yatışmış gibi gözükse bile 2016 sonrasında özellikle ve o ülkenin başkanı Atambayev, Almazbek Atambayevken ciddi bir krize yönelmişti. Yani
Şu anda galiba yanlış bilmiyorsam öyle galiba bir takım ölümlü olaylar ve yolsuzluklar nedeniyle hapiste olduğu söylenen bir şahıs Almazbek Atambayev. O FETÖ'ye yakın duran bir Kırgız Cumhurbaşkanıydı. Erdoğan onu defalarca uyardı. Bak biz bunlardan çok çektik. Sen de çekersin. Bunlara fazla yüz veriyorsunuz. Bunları Kırgızistan'dan temizlemelisiniz diye çok sayı sefer ben de biliyorum şey yaptı ama Almazbek Atambayev 2014'te Türkiye'yi ziyaret etti, şu oldu bu oldu ama köst dinledi bunları. Sonrasında yeni gelenler de ne kadarını temizledi, temizleyemediler bilemiyoruz. Çünkü tıpkı Balkanlardaki Makedonya ve Arnavutluk gibi Orta Asya'da da en büyük yapılanmayı Kırgızistan'da gerçekleştirdi FETÖ. Bunu bilerek yaşamak zorundayız. Şimdi hatta Çavuşoğlu o dönemde CNN Türkiye çıkıp şöyle demişti. FETÖ'nün Kırgızistan'ın tüm kurumlarına sızdığını görüyoruz. Bizim için kardeşimiz önemlidir, uyarıyoruz. Bir gün Kırgızistan'da bir darbe sözü duyarsanız bilin ki bu FETÖ'nün işi olacaktır dedi. Çavuşoğlu ta 2016'larda. Ya bundan 6-7 yıl önce. Hatta o zaman Atambayev'in sözcüsü falan gayet soğuk cevaplar verdiler. Biz Türk kardeşlerimizin bize olan hassasiyetinden memnunuz ama unutmayın ki biz de burada egemenliği olan bir devletiz. Biz de bağımsız bir devletiz. Biz de bildiğimizi yaparız gibi bir takım açıklamalarda bulunmuşlardı. Tabii ondan sonra köprülerin altından bir takım sular aktı geçti. 2021 yılında yine Sadır Japarov'u ben Erdoğan'ın bu FETÖ yapılanması konusunda çok ciddi uyardığını da biliyorum. Ama devamında, onun devamında 2021'de sanıyorum Haziran'dı. Evet Haziran'dı. 2021 Haziran'ında Bişkek'ten bir adam aldı geldi Hakan Fidan'ın adamları MİT. Orhan İnandı. Esasında Orhan İnandı'yı Türkiye çok istemişti Kırgızistan'dan. Bir an önce verin şunu bize diye. Çünkü gerek mali operasyonları açısından FETÖ'nün gerekse genel Orta Asya hakimiyeti açısından çok stratejik bir adamdı. Çeşitli defalar istendi. 3-4 defa verilmedi. Sonra bir gün biz onu kaçırdık anladığım kadarıyla. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı kaçırdı. Hatta Sadır Japarov'un sözcüsü o zaman çok büyük baskı karşılaştı Amerika'dan falan. Çıktı dedi ki Erbol Sultanbayev, bilmiyorum hala aynı adamın sözcüsü. Bizim hiçbir rolümüz yok bu olayda. Orhan İnandı'yı daha önce de 3 kez kaçırılmaya çalışılmıştı. Sonuncusunu bizim istihbaratım önlemişti. Yani bizim bu olayda bir şeyimiz yoktur diye bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Şimdi gelelim işin özetine. Bu Erdik Keneş Partisi parayı nereden buldu? Senaryo işte toplumda zaten var olan gerginlik nedeniyle halkı sokağa dökmek. Halkı sokağa döktükten sonra da bir tür yine eski o renkli şeyler gibi, devrimler gibi başkanı kaçırtmak yerine de kendi adamlarını koymak. Bu arada belki de Aslan Atambayev'i 2021'de biliyorsunuz yine sokaklar karışmış ve adamı dışarı çıkarmıştı göstericiler. Adam dışarıda dolandı sonra hapse kendi döndü. Böyle de bir ülke. O yüzden anladığım kadarıyla FETÖ unsuruna dikkat edilmeden bu Kırgızistan'daki bu darbe tartışmaları geçiştirilemez. Bakacağız. Daha hala sır küpü ama bir iki güne kadar Altakya Verkülla belli olur. İzliyoruz. Hoşçakalın.